Merhaba, geçtiğimiz haftalarda modayla ilgili içerikleri arttırmaya başladım. Ve geçen hafta Giyilmiş Öyküler belgeselinden yola çıkarak bir video çekmiş oldum. Bu hafta ise yani aslında YouTube kanalında da sürekli bir şeylerden esinleniyorum. Bunları dile getiriyorum her seferinde. Bu hafta da Münasır diye bir YouTube kanalı keşfettim ve çok severek izliyorum. Onlardan esinlenerek bir video hazırlamış olmak istedim. Eğer bu videoyu beğenirseniz de onların kanalına mutlaka bakın bence. Gerçekten çok tatlı insanlarla çok güzel sohbetler ediyorlar. Aslında bu konuyu önceki videolarda çok sık sık anlattık bence. Annemle olan videoda da bayağı bir dile getirdik. Yani her genç kız gibi bence ortaokul, lisede daha çok ilgim oluşmaya ve tarzım bir şekilde adım adım oluşmaya başladı bence. Ama komik bir örnek olacak belki. Hepsi grubu ve Nilkar İbrahimgil'den böyle bir kıyafetlere karşı ilgim çok arttı o yaşlarda. Yani ilkokul, ortaokula denk geliyor sanırım Hepsi grubunu dinlediğim zamanlar. Onların böyle bol şalvarlı kıyafetleri, işte çok desenli giyinmeleri, böyle çılgın bir tarzların olması beni bayağı bir etkilemişti ama her zaman zaten söylüyorum. Annemin tarzından çok esinlendim ve onun giydiği her şey çok ilgimi çekiyordu. Öyle yani, o yıllara dayanıyor bence. İş görüşmesine daha çok yakın bir zamanda tam bu kıyafetle gittim. O yüzden de aslında bu kıyafeti tekrar giymek istedim. Yani kendi alanım da çok böyle aşırı resmiyet gerektirmediği için söyleyeyim veya başvurduğum işler daha yaratıcı işler olduğu için diye toparlayabilirim. Böyle daha aslında renkli kişiliğimi yansıtmasını doğru buluyorum. Çünkü böyle diğer türlü böyle siyah beyaz giyindiğimde, aslında bunu da söyleyeyim, eskiden iş görüşmelerine hep böyle siyah beyaz giderdim. O şekilde giyinirdim. Annemin uyarıları üstüne artık en son kendi tarzıma gitmem gerektiğini anlamış oldum. Yanıma bu çantayı almıştım. Böyle biraz daha gold bir detayı olduğu için altın sarısı. Yine takılarda da orada devam etmek istedim. Bir diğer alternatif ise diyelim daha da ciddi gözükmek istiyorum. Şu an çok böyle belki. Çünkü sırtı da desenli bir şey giydiğim için. Eğer daha da böyle ciddi olmam gerektiğini hissediyorsam veya hava durumu da uygunsa şöyle bir blazer ceketim var. Bu ceketi de bu arada bir vintage dükkanından almıştım. Böyle bir cekette de hem daha resmi bir görünüm olmuş olur bence, hem de renkli olduğu için de renklerle de aslında o tarafımı da belli ettiğimi düşünüyorum. Burada da bu arada böyle bir Van Gogh detayı var. Böyle ufak broşlarla da hareketlendirmeyi çok seviyorum ben kıyafetlerimi. İş görüşmesine ben böyle giderdim. Ya asla giymem diye konuşmak biraz şey, riskli bence. Sonra giyile de biliniyor veya bir anda moda değişiyor ve hani ona göre böyle bir gözüne normal gelmeye başlıyor bence. Ama babet asla giymem bence. Yani giyip de yakıştırdığım insan sayısı 1-2'dir hayatımda. Hiç sevmiyorum babeti. Bir diğer şey de bence bu bisiklet şortları mı deniyor şu an, diz üstünde olan şortlar veya diz üstünde biten her neyse o şey, bir kot bir şey de olabilir, şort da olabilir. Onu da asla giymem diyorum. Hani hem vücut yapım hem de beğenmiyorum. Beğendiğimi de çok sanmıyorum. Önceden buna leopar deseni derdim herhalde bir 2 yıl öncesine kadar. Ama bu modanın değişimiyle birlikte o desenin de daha sempatik hallerini görünce ona bile tamam ama diğer ikisi sanırım en olmayacak iki şey benim için. Benim için en rahat demek sanırım böyle daha bol pantolonlar, işte daha rahat hareket edebileceğim kıyafetler. Yani herkes için öyledir diye tahmin ediyorum. Ve tabii ki de üstüne bir kimono atmadan olmaz. Yani bu her zaman zaten her şeyle kimonoları kombinliyorum. Herhalde tarzımla ilgili en böyle iki şey var sanırım. Kimono tarzı şeyleri çok seviyorum ve takı çok seviyorum. Şu an en rahat kendim gibi hissettiğim halimdeyim. Böyle bir çantam var aslında, bu bir kol çantası ama ben bunu bel çantası olarak takıyorum. Yani bir gün öylesine belime takmam gerekti. Sonra o öyle bir alışkanlık olarak kaldı öyle. Ve bel çantasını da şöyle çok seviyorum. Hani hiç böyle bir şey kaybetme derdim olmuyor, bir şey çalınma derdi olmuyor. Her zaman en kurtarıcı
bel çantası oluyor benim için. Onun dışında bu üstümdeki kimono abim Efe ve eşi Kardeş'in bana hediyesi. Dolabımdaki en yeni şeylerden biri herhalde budur. Ve çok güzel bir marka. Böyle tam sürdürülebilir modaya uygun şekilde üretim yapan ve doğaya zarar vermeden üretim yapan bir marka. Nourish marka. Online satışları var mı bilmiyorum ama bayılarak giyiyorum. Efe'ye ve Kardeş'e de buradan teşekkür ederim bu hediyeleri için. En rahat hissettiğim kombin bu sanırım. Siyah da yani her zaman bence böyle risksiz bir renk, yani rahat. O yüzden en ideali bu benim için. Arkasını da dönüp göstereyim. Arkadan görünüşü. En ben olmayan kıyafet ise bu geçen sene Fara'dayken Bershka'ya sanırım girme gafletinde bulundum ve indirim dönemindeydi. Sanırım bu abartmıyorum 2 euroya düşmüştü. Ve gerçekten bunun kurbanı olmak diye buna denir. Yani ben bu kadar kendimi bilinçli biri olarak görüyorum vesaire. Hani hep de söylüyorum işte o indirim yapılıyorsa bunun nedeni var vesaire diye. Ben gittim böyle hiç tarzım olmayan bir elbiseyi. Mor rengi, yani hiç sevmem demek istemiyorum ama hiç kendimle de yakıştıramam. Ve böyle mor renkte bir elbise almanın yanı sıra burada böyle bir açıklık var, burası kapalı. Yani hiç böyle gerçekten en tarzım olmayan kıyafeti aldım gidip. Üstüne üstlük fermuarı bozuldu. Yani çok da kötü de bulmuyorum ama böyle iki kere giydim sanırım. İkisine de hani böyle bilmiyorum yani. Kendimi bambaşka bir insan gibi hissettim. Bunu herhalde fermuarını yaptırıp bir arkadaşıma vereceğim ve bir daha giymeyeceğim. Ya açıkçası çok böyle vintage kıyafet de giyiyorum ve ilgim var da gibi ama çok böyle dönemleri takip eden veya onlara bağlı kalmayı seven biri değilim. Bence şu an bu dönem en güzel, yani şu açıdan en güzeli. Bu 2000'li yıllarda aslında moda ile ilgili çok fazla açılımlar oldu ve 2000'lerden sonrasında önceden konulan tüm böyle kısıtlamalar mı denir artık bilmiyorum. Tüm işte şunu giyersen demode olur, şöyle olur gibi algıların hepsi bence çok değişti ve tüm o kurallar yıkılmış oldu. O yüzden en özgür olabildiğimiz bence dönem bu dönem gibi geliyor bana. Şu an hani çok 80'lerden giyinseniz de sırıtmıyorsunuz. 50'lerden giyinseniz de aynı şekilde. Veya bilmiyorum yani günümüz modası dediğimiz şey aslında tamamen geçmişe döndü. Ve her sene geçmişten yeni bir ürün tekrar önümüze çıkmaya başladı. Bu açıdan ben şu an bulunduğumuz dönemden çok memnunum. Hani bence en özgür olduğumuz dönem bu dönem diye düşünüyorum. O yüzden 2000'lerden ben memnunum şahsen. Bir konsere gidecek olsam herhalde bunu giyerim. Bu özellikle şu içimdekini ve bir siyah tişörtle yani ne zaman böyle dans edilecek olsa bunu giymeyi çok seviyorum. Çünkü kolları bence çok eğlenceli. Yine böyle bol takılı, yine kendimi kendim gibi hissedebileceğim. Aynı zamanda böyle kollarla da daha eğlenceli bir hale getirdiğim bir şey. Altında kısa bir etek var ama short etek. Kışın muz çorapla böyle siyah çorapla etek giymeyi çok seviyorum. Short etek giymeyi özellikle çok seviyorum. Bence short etek en kurtarıcı şeylerden biri yani. Hem böyle çok güzel gözüküyor hem de çok rahat ediyorsunuz, rahat hareket ediyorsunuz. Yine bel çantamı taktım. Yani konserde yine hiç cüzdanım vesaire dert etmemem gerektiğini düşünerekten. Biraz hava serinse kimonomu giyebilirim. Hemen onu da giyeceğim üstüne. Böyle bu üstündeki tişört asıl burada olay, kıyafet bence. Çünkü bu abim Efe'nin 10-15 sene önce yani o lisedeyken internetten bulup aldığı bir tişört. Belki hani görmüşsünüzdür o dönem sesi algılıyor ve içinden ışık yanıyor ona göre. Şu an ben ne yazık ki içine taktığımız kısmı bulamadım ama bulursam zaten ileride mutlaka bununla da bir video çekebilirim. Bence çok eğlenceli bir tişört. Çok seviyorum bu tarz şeyleri. Böyle yani bence tam konsere göre süper. Biraz daha böyle hava soğuksa diye düşünerekten kimonomu giyebilirim. Burada da mesela renkler hiçbir şekilde uymuyor bence. Hani bunun farkındayım ne kadar uymadığının vesaire ama böyle desenlerin ve renklerin uyumsuzluğu benim açıkçası
hoşuma gidiyor bu şekilde kullanmak. Böyle. Yani konsere gitseydim bu şekilde giderdim. Bu kimono biraz daha hani fazla size çok desen gelebilirse hani o yüzden o tarz bir durumda da yine illaki böyle bir desenleri ortaya çıkartmaya çalıştım ama aslında simsiyah. Böyle kapatınca gayet siyah düz gözüküp ama aslında içinde ışıklarla böyle eğlenceli bir şey olmuş olur. Bu da böyle ikinci bir mont alternatif olmuş olsun. Dolabımdaki en değerli olan parça bu kimono. Çünkü bu geçen sene doğum günümde annemin bana özel diktirdiği bir kimono. Yani kendi tasarımı aslında. Hem yakasındaki renginden işte desenine bence tam böyle uzak doğu esintili bir kimono. Çok severek giyiyorum ve hani giymeye en kıyamadığım kıyafetlerimden biri bu sanırım. Çünkü bence çok değerli. Beyaz olduğu için böyle giymeye kıyamıyorum açıkçası. Kirletirim veya başına bir şey gelir diye. Ama yani gerçekten kimonoları ne kadar çok sevdiğimi bildiği için annem sağ olsun bana böyle çok güzel bir jest yapmış oldu. Bu da en değer verdiğim kıyafet. Yani ikon demek doğru olur mu bilmiyorum. Bir önceki videoda yine söylediğim bir şey var. Hani belli insanlardan etkilendiğim dönemler oldu ve oluyor açıkçası. Ama böyle direkt onun tarzını görüp kendime uygulamaya çalıştım olmadı hiç. En etkilendiğimiz isimlerden biri geçen hafta bahsettiğim gibi bir dövme sanatçısı olan Minka beni etkilemişti o dönem. Daha sonra ileriki yıllarda da şu anda da hala Instagram'da da çok böyle keyifle takip ettiğim ve hatta en beğendiğim profil diyebileceğim kadar beğendiğim Mira Tilda diye bir sayfa var. Çok tatlı, iki kız kardeş diye biliyorum, fotoğrafçılar. Ve tarzları çok güzel, çok bohem ve kendimle en özdeşleştirdiğim tarz onlarınki diyebilirim. Onun dışında zaten müziğini de çok sevdiğim Florence and the Machine grubundaki Florence Welch'in tarzıyla kendimkini çok benzetmeye başladım son zamanlarda. O da böyle uzun kıyafetler, elbiseler, uçuş etekler giymeyi çok seviyor ve kimonolar da çok seviyor benim gibi. O yüzden onunla da kendimi çok böyle benzetiyorum ve saç yapma şekli de böyle Frida Kahlo gibi bir saç yapıyorum. Belki görmüşsünüzdür. Onu da gördükten sonra saçlarımızın da benzer yaptığımızı gördükten sonra onunla kendimi çok özdeşleştirmeye başladım. Ve bir de Aurora'nın giyim tarzından çok aşırı etkilenirim diyemem ama yine de o da kimono giyen bir insan ve o da çok farklı desenleri bir arada kullanan ve kat kat giyinen bir insan. Onun da belli kostümleri özellikle beni çok ufkumu açtığını düşünüyorum. Bu dört isim söyleyebilirim. Genelde bu üstteki kimono olmadığında da oluyor. Bu açıkçası kumaş olarak herhalde en böyle tiril tiril ve yani üstümde varlığıyla yokluğu bir olan şey. Zaten bu Zara Home bölümünden alınmıştı sanırım. Ve böyle buradan bağlayabiliyorum yani dışarıda giydiğim zamanlarda vesaire. Yani çok farklı şekillerde kullanabiliyorum. Bu altındaki de sadece çok fazla hışırdayan bir pantolon. Onu çok sevmiyorum. Ama ben böyle çok hareketli bir insanım. Yani videolarda çok bu anlaşılmasa da belki de evde ev içine bile sürekli koşturan bir insanım ve böyle altın lastikli olması benim için böyle çok rahat oluyor. Onun dışında kolye olarak bilerek kolyelerden bunları çıkartmadım. Çünkü özellikle bu lastikli olan bu ikisi hep boynumda. Yani hiçbir zaman çıkartmıyorum diyebilirim. Yani duşa girsem de çıkartmıyorum. Sadece kıyafetime göre çıkartmam gerekiyor. O yüzden bunları da hani o gerçekçiliği de vermek için ya yani yoksa farkındayım hani evde ölüm durursun diye yüzüklerimi çıkarttım, küpelerimi çıkarttım. Yani evde çok böyle yüzük küpeye de oturmuyorum. O kadar da değil yani. Bu şekilde yani evde herhalde en rahat hissettiğim kıyafetlerden biri budur. Ve tişört giydiğimde nadir anlardan biri. Evet, artık bu videonun sonuna geldik. Benimle böyle uzun bir yolculuğa çıkmış oldunuz resmen. Neredeyse tüm kıyafetlerimi gösterdim sayılır bence.
veya en sevdiğim tüm kıyafetlerimi gösterdim diyebiliriz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu videodaki sorular bile aslında Münhasır kanalından çoğunu aldığım sorular, hatta hepsi bile olabilir bilmiyorum. Özür diliyorum onlardan. Eğer izlerlerse de videomu, gerçekten tamamen iyi niyetle yaptım. Onlar bu böyle yaratıcı bir iş yaptıkları için ve bize böyle çok tatlı insanları tanıttıkları için de kendi adıma teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz, onların videosunu da izlersiniz. Çok farklı isimler var, hiç benim açıkçası duymadığım isimler de var. Nova Nor da var en aklımda kalan. Ben çok keyifle izledim ve ben bu kadar keyifle izlediğim için siz de belki beni keyifle izlersiniz ümidiyle böyle bir video çekmiş oldum. Kendimce onların videosunu nacizane uyarlamış oldum yani. Tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Münhasır'a abone olmayı da unutmayın lütfen. Ve benim videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.